İsmim Vahap Er Yılmaz. Ekoter Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu'nun yetkilisiyim. Ekoter Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu'nun merkezi Mersin. Ankara'da bir şubesi var. 2001 yılında Ekoter Kontrol Sertifikasyon Kuruluşu Mersin'de kuruldu. TÜRKAK tarafından AGRİT'te oldu. Aynı zamanda İngiliz Soil, Astonishing firmasıyla da dış sertifikalar konusunda birlik ve beraberliğimiz var. Bu yönde çalışmalarımızı beraber sürdürüyoruz. Şu anda Erzurum Arıbahçe mezrasındayız ve burada bir organik arı kolonisi var. Evet. Şimdisi böyle geldiniz. Burada siz ne yapıyorsunuz? Tam olarak neyi ölçümlüyorsunuz? Bizim şimdi burada, bu bölgede gördüğünüz gibi 400 adet arı kovanı mevcut. Burada organik bal üretimi yaptırıyoruz. Bu organik bal üretimini yaptırmadan önce üreticilerimiz veya işte Fanuske'de bize başvuruda bulundu. Biz geldik, bu bölgeleri gördük. Organik bal üretimine uygun olup olmadığına karar verdik. Ve bu şekilde yani 4 yıl, 5 yıl öncesinde burada organik bal üretimini başlatmış olduk. Bunu karar verirken tabii organik bal üretiminin bazı kriterleri var. İşte arıların uçuş alanı en az 3 ile 5 kilometre bir uçuş alanı tespit edilmektedir. 5 kilometrelik bir alana uçtuğu zaman arının konvansiyonel tarım, yani ilaçlı bir tarım, sürdürülebilir tarım yapılması gereken yerlere ulaşmaması gerekiyor. Burası da bu şekilde bir tarım yapılan alanı aşağı yukarı 7-8 kilometre mesafede. Aynı zamanda bu mesafe olarak çok uygun bir yer. Bitki örtüsü bakımından aynen gördüğünüz gibi çok uygun bir yer. Bunun dışında sulama suyu, çok temiz suyu var. Aynı zamanda işte tuvaleti, şeyleri yapılandırma, şeylerin burada çalışanların barınak yerleri tamamen hijyenik, yani organik kurallara uygun. Bunun yanı sıra tabii kovanlar gördüğünüz gibi yine şeylerden yapılma, ahşaptan yapılma ve boyanmamış durumda. Organik tarımda böyle kimyasal boyayla boyanmış kovanları biz kabul etmiyoruz. Tamamen sistem organik bal üretimine uygun bir şekilde burada dizayn edilmiş durumda. Bu olayın şekil boyutu. Şekil boyutu, evet. Bir de bal boyutu var. Evet. Balda ne yapıyorsunuz? Nasıl bir tablo arıyorsunuz veya ortaya ne çıkıyor? Şimdi tabii biz bu ilk aşamasını tamamladıktan sonra, yani firma ile anlaşmamızı, sözleşmemizi yaptıktan sonra Fanuske'de ile, ondan sonra tabii üretime başladılar. Tabii burada en önemli konu bal üretimine başlarken organik bal mumunun bulunması gerekiyor. Fanuske'de bu organik bal mumunu kendi sır baldan yaparak, ilk yıllarda bayağı biraz sıkıntı çekti ama son yıllarda bu sır baldan yaparak Kendi mumunu kendi üretti. Bununla ilgili Trabzon'da testlerini kurdu, işleme testlerini falan kurdu. Tabii o işleme testlerine de biz sertifika verdik, ürün işleme sertifikasına. Ve ondan sonra burada organik bal üretimine başlamış oldular. Yani şu aşamada mesela Ağustos ayının bugün 19'u. Diyorum 19'u. Bu aylar yani Ağustos ayının son günleri artık bal sağım dönemidir. Balın olgunlaşma dönemidir. Aynı zamanda balların sırlanmış bir dönemidir. Şimdi bu dönemde geldik, hem denetimi yapıyoruz hem de bu ürünlerde numune alarak analiz yaptırıyoruz. Tabii numunelerimizi aldık. Bunu da uluslararası AGRİT'te olmuş laboratuvarlara göndereceğiz. Analizini yaptıracağız. Bunların temiz çıkması halinde, herhangi bir yani bir kalıntı bulunmaması halinde bu ürünlere sertifika vererek organik bal olarak piyasaya, Fanuske'de vasıtasıyla piyasaya sürülmesini sağlayacağız. Peki siz bu işi 2001 yılından beri yapıyorsunuz. Yaklaşık bir 8 yıllık bu işin geçmişi var. Türkiye'de insanların organik bal ya da organik herhangi bir ürüne yönelme oranı, hızı nedir?
Şimdi tabii biz 2001 yılında bu işe başladığımızda, ben Tarım Bakanlığı'nda emekli olan birisiyim. Yıllarca Tarım İl Müdürlüğü falan yaptım. Tabii Tarım Bakanlığı'nda da emekli oldum. Birçok illerimizle de, Tarım İl Müdürlükleriyle illerimizle de çok yakın temaslarımız var. Halkla da çok yakın bir temasımız var. Dolayısıyla ilk yıllar, biz firmayı kurduğumuzun bir, ikinci ve üçüncü yılı ARGE çalışmaları yaptık biz. Yani hem üreticileri bilinçlendirme hem de tüketicileri bilinçlendirme. Yani organik ürün üretimini yapmakla iş bitmiyor. Aynı zamanda tüketicinin bilinçlenmesi lazım ki bu organik ürünleri kullanabilsin, pazar bulabilsin. Yani gittiğimiz yerlerde ilgili ilin üst düzeydeki kişileriyle, valileriyle, ilçelerde kaymakamlarıyla, ondan sonra il müdürlükleriyle, ilçe müdürlükleriyle ve diğer Ziraat Bankası'nın müdürlükleriyle temasa geçerek yakın ilişki kurduk. Ve bunlarla organik tarımı nasıl yaygınlaştırabiliriz? Organik ürünlerin pazar önünü nasıl açabiliriz? Bu yakın temaslarımız neticesinde ilk olarak biz Ankara'da Çankaya pazarını kurduk. Yani kurduk derken bizim önderliğimizde, çalışmalarımızda Ankara Tüketici Hakları Derneği Başkanlığı ile bu şeyi kurduk. Direkt üreticiden tüketiciye bu ağı sağladık. Ve o zamanlar yani Sihye pazarında 1 kilogram domates, normal konvansiyonel domates 1 YTL iken biz orada organik domatesi de üreticilerimiz 1 YTL'ye satmaya başladı. Çünkü aracı olmadığı için direkt üreticiden tüketiciye daha uygun fiyattan daha uygun fiyatta oldu. Ve bunda hem tüketicimiz memnun kaldı hem de üreticimiz. Neden üreticimiz memnun kaldı? Üreticimize zaten orada bir yer tahsis edilmiş durumda. Oraya bir kira vermiyor. Aynı zamanda tabii organik ürünler hal yasasına da tabi olmadığı için hala da komisyona da herhangi bir ücret verilmiyor. Dolayısıyla iki kesim de çok memnun bir şekilde götürüldü. Tabii bunun arkasında tabii İstanbul'da Şişli Pazarı kuruldu. Organik ürünlerin pazarlanması konusunda. Tekrar Çankaya Ayrancı'da bir pazar yeri kurdu. Haftada bir gün pazarlanıyor. Bunun dışında yine illerimizde, valiliklerimizle, il özel idareyle yakın temaslarımız neticesinde Adana'da da mesela bu iki tane market açıldı. İzmir'de açılıyor. Diğer büyük illerimizde. Mesela Ankara'da büyük bir firma Aşna'nın adı altında organik ekmek yapmaya başladı. Daha önceler İstanbul Halk Ekmek İstanbul'da organik ekmek yapımına başladı. Dolayısıyla yani organik ürünlerde pazarlama konusunda yurt içerisinde hızlı bir gelişme var. Zaten organik ürünlerin yurt içerisinde pazarlama ağını kurmadığımız takdirde hep Avrupa şekliyle biz bu ürünleri yani tüketemeyiz. Bir de kendi insanlarımızın yani üretmiş olduğumuz bu doğal ürünlerin, organik ürünlerin kendi insanlarımız tarafında ilk etapta tüketilmesi lazım. Doğru. Artık yani bizim felsefe olarak da felsefemiz bu. Buna çok önem veriyoruz. Eğer artan ürünlerimizde olursa zaten Avrupa bunun peşinde. Doğru. Avrupa'nın artık toprakları tamamen kirlenmiş. Avrupa bize muhtaç durumda organik ürünler bakımında. Biz mesela ta Edirne'den Kars'a kadar organik ürünler yapıyoruz. Bu devletin vermiş olduğu bu teşvikler neticesinde şimdi dönüme doğrudan gelir desteği 20 milyon lira. Yani eski parayla konuşuyorum 20 YTL. Bir para veriliyor. Bu 20 YTL üretici için bir cazip bir miktar. Neden? Bugün Kars'ından, Ağrı'sından, efendim Van'ından dönüm başına elde edilen buğday 100-150 kilogram. Çünkü oralarda bir herhangi bir kimyasal gübre ilaç kullanılmıyor. Haliyle orada üretilen ürünler gerçekten doğal ürünler. Yani analiz de yaptırdığımızda temiz çıkıyor. Ve bu şekilde yani organik ürünlerin bu son iki yılda biraz hızlı gelişmesinin nedeni de tabii bu teşviklerin neticesidir. Evet, biraz da pazar oluştu. Pazar da oluştu. Peki evet. Sizi dinleyen ya da bizim yayınlardan sonra organik tarım, organik ürünler konusunda ben de bir şey yapmak istiyorum diyen çiftçilerin sayısı artacaktır. İlk yapması gereken sertifika olarak için almak için nedir? Nasıl bu işe girişiliyor teknik olarak? Şimdi tabii organik ürünler, organik tarım yapmak isteyen üreticilerimiz zaten bize web sayfalarında Türkiye'de 12-13 tane kontrol sertifikasyon kuruluşu var. Bu bakanlığın web sayfasına girdiğinde kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına rahatça ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla bunlara
başvuruda bulunarak kendi alanlarında hangi ürünlerde organik tarım yapmak istiyorlarsa, organik ürün yapmak istiyorlarsa başvuruda bulunuyorlar. Konsertifikasyon kuruluşları geliyor, yerinde görüyor. İşte aynen bu bizim burada yaptığımız gibi uygun olması halinde. Tabii yani her başvurunun da kesinlikle %100 organik ürün yapacak diye bir kaydı yoktur. Nedeni organik ürün yapılacak alanların çevresinin temiz olması lazım. Veya bitişinde bir konvansiyonel tarımın yapılmaması lazım. Paralel bir üretimin yapılmaması lazım. Ve bu kriterlere uygun olduğu takdirde üreticilerle sözleşme yapılıyor ve organik tarıma başlanıyor. Ne kadar zaman sonra sertifika alınabiliyor? Şimdi, başvuru tarihinden itibaren? Başvuru tarihinde itibaren bu tek yıllık bitkilerde mesela buğday, arpa veya işte sebze gibi ürünler tek yıllık bitki grubuna girer. Bunlarda 2 yıllık bir geçiş süreci uygulanıyor. Çok yıllık bitkiler, işte ağaçlık olan bitkilerde ise 3 yıllık bir geçiş süreci uygulanıyor. Bu geçiş süreci döneminde kesinlikle herhangi bir kimyasal gübre, ilaç kullanılmıyor. Bunun alternatif olan organik gübreler, organik ilaçlar var. Bunlar kullanılıyor. Nihai üründe de yine biz numune alıp analiz yaptırıyoruz. Temiz çıkmaz halinde de bunları sertifikalandırıyoruz. Ama tabii bu geçiş süreci kafi gelmeyebilir. Mesela aşırı derecede kirlenmiş topraklarımız bölgeler itibariyle olabilir. İşte bir Adana, Mersin, Antalya buralarda biraz aşırı kimyasallar kullanılmıştır ova kesiminde. Buralarda 3 yıllık veya 2 yıllık geçiş süreci kafi gelmeyebiliyor. O zaman kontrol ve sertifikasyon kuruluşu bu süreci 1 yıl daha veya 2 yıl daha uzatabiliyor. Şimdi Türkiye'de bu sektör yeni bir sektör. Daha doğrusu organik sertifika ve organik anlayışı yeni. Evet. Bunu insanlar ya organik yapmasam da olur diyebilirler. Organiğin maliyetinden korkabilirler. Şimdi siz bana lütfen organik üretimde çiftçilerin elde edeceği faydayı aktarabilir misin? Ben neden organik üretime başlamak durumundayım? Ben şöyle diyeyim. Bir defa organik üretimi bir parasal olarak görmemek lazım. Yani bir ilke olarak, üreticinin ilke olarak kabul etmesi lazım. Bir felsefe olarak kabul etmesi lazım. Aynı zamanda çevre temizliği, insan sağlığına hizmet yönüyle büyük bir ehemmiyeti olan bir konu olduğu için yani ilk sıralarda bunların yer alması lazım. Ha, ikinci sırada ancak bu para konusu gelebilir. Para konusu da ikinci sırada gelebiliyor. Nedeni işte burada gördüğünüz gibi organik mesela bal üretim yapılıyor. Bugün piyasaya girdiğinizden 10 liradan tutun 100 liraya kadar bal satılıyor. Değil mi? Yani bunların içerisinde 100 liraya kadar satılan ballarda mesela organik bal olanlar da var. Bir de bazı insanlar ilkeli olarak bölgesinde tanınmış kişilerce itimat sağlamış. Ne oluyor? İşte bu güven duygusundan dolayı bu balını yüksek fiyatla satabiliyor. Ama bana kalırsa bu kişilerin de organik bir üretime girerek yani ürünlerini belgelendirip o şekilde %100 kanıtlı bir şekilde satmalarında yarar var. Bunun dışında balın dışında mesela bitkisel üretimde buğdayı ele alalım. Bugün artık ekmek fırınlarımızda üretilen ekmeklerde birçok kimyasallar kullanılmakta. Mesela bir buğday öğütüldüğünde şeye geliyor, fırına geliyor. Orada maya kimyasal kullanılan efendim katkı kimyasal, beyazlaştırıcı kimyasal, kabartıcı maddeler kullanılıyor, kimyasallar. Bunlar kimyasal. Yani 3-4 tane kimyasal kullanılıyor. Bu da günde 3 defa tükettiğimiz, 3 öğün tükettiğimiz ürünler. Bunun için ülkemizde bu potansiyel mevcut. Yani buğday üretimi hakikaten yeteri kadar var. Üreticilerimiz bu buğdayların ürettiklerinde en az %25 fiyat farkıyla da satabilirler. Alıcı firmalar var. Mesela bizimle çalışan firmalarımız var. Yani bizimle sözleşme yaptıkları takdirde biz onların firmalarımız vasıtasıyla ürünlerini alacaklarına dair aralarında diyalog kurduruyoruz ve taahhüt sağlıyoruz yani. Yani pazarlamaya da katkıda bulunuyorsunuz. Tabii pazarlamaya da katkıda bulunuyoruz. Ve bu şekilde ürünün sirkülasyonu sağlıyoruz. Çözüm yolu şu mu hocam? Aslında üretim kadar Türkiye'deki organik ürün tüketmeyi yeğleyen insanların sayısının bir şekilde artması lazım. Artması lazım yani kesinlikle. Ararsak biz organik balı
mutlaka bir yerde üretici bulunur. Çünkü talep olursa arz bir şekilde Kesinlikle, gündeme gelebilir. kesinlikle. Bu konuda ne yapabiliriz ve Türkiye'deki insanlar biraz artık yaşlanıyorlar. Yani yaş gelişiyor ve sağlık ön plana çıkıyor ve organikle alakalı da biraz ilgi var diye düşünmek istiyorum. Şimdi son yıllarda dikkat ederseniz hep böyle insanlarımız böyle tıbbi şeylere yani bitkisel şeylere başladı. Ürünlere, sağlığı yönünde onları tüketmeye başladı. Gerçekten de bunun şey yönünde, sağlık yönünde çok da büyük etkisi var. Daha keşfedilmemiş bizim binlerce tür ürünlerimiz var. Bunların tespit edilmesi halinde yani bu sağlığa da çok büyük etkisi olacak. İlaç tüketimini azaltacağız. İnsanların sağlığa, genç yaşlarda sağlığına kavuşmasını sağlayacağız.